Heisenberg belirsizlik ilkesi kuantum mekaniğinin esasını oluşturur. Kütlesi m ve hızı v olan bir taneciğimiz olduğunu düşünelim. Bu taneciğin momentumu, çizgisel momentumu, kütlesi ile hızının çarpımına eşittir. Belirsizlik ilkesine göre bu taneciğin konumunu ve momentumunu aynı anda aynı hassasiyetle bilemeyiz. Örneğin eğer bir taneciğin konumunu yani yerini biliyorsanız momentumunu bilemezsiniz. Dolayısıyla hızını da bilemezsiniz. Ya da momentumunu biliyorsanız konumunu bilemezsiniz. Şimdi belirsizlik ilkesinin matematiksel açıklamasına da bakalım. Taneciğin konumunda belirsizliği delta x olarak gösteriyoruz. Momentumundaki belirsizliği de delta p ile gösteriyoruz. Bir taneciğin konumundaki belirsizlikle momentumundaki belirsizliğin çarpımı sabit bir değerden büyük ya da bu değere eşittir. Bu sabit değer Planck sabiti h bölü 4 pi'dir. İfadenin sağ tarafındaki değerlerin hepsi sabit değerler. Aslında bu sonuçta burada elimizde sabit bir sayı var. Farklı kaynaklarda farklı bir değer görebilirsiniz ama önemli değil. Bizim için önemli olan yapacağımız açıklamalar. Gördüğünüz gibi her iki belirsizliğin çarpımı belirli bir değere eşit ya da bu değerden büyük olmalı. Yani bu iki belirsizlik birbiriyle ters orantılıdır. Birini artırırsanız diğerini azaltırsınız. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmeniz için gerçek değerler kullanalım. Oldukça basitleştirerek aralarındaki orantının nasıl ters orantı olduğunu açıklamaya çalışalım. Konumdaki belirsizlik 2 olsun. Hatta momentumdaki belirsizlik de 2 olsun. 2 çarpı 2, 4. Şimdilik büyük olma kısmı ile ilgilenmeyelim. Sadece eşitlik durumundan söz edelim. 2 çarpı 2, 4'e eşit. Eğer konumdaki belirsizliği azaltırsam, 1 yaparsam bu durumda momentumundaki belirsizlik artar ve 4'e eşit olur. Çünkü çarpımları 4'e eşit olmak zorunda. Konumdaki belirsizliği biraz daha azaltırsam, örneğin 0,5 yaparsam momentumdaki belirsizliği biraz daha arttırmış olurum. Momentumdaki belirsizlik 8 olur. 0,5 çarpı 8 yine 4'e eşit olacak. Burada göstermeye çalıştığım aslında şu. Eğer konumdaki belirsizliği azaltırsam bu durumdaki momentumdaki belirsizliği arttırmış olurum. Belirsizlik ilkesinin açıklanmasını şu şekilde özetleyebiliriz. Bir taneciğin konumunu kesin bir şekilde ölçecek bir deney tasarlarsak, momentumunu aynı hassasiyetle ölçemeyiz. Ya da momentumunu kesin bir şekilde ölçecek bir deney tasarlarsak, konumunu aynı hassasiyetle ölçemeyiz. Hadi gelin belirsizlik ilkesini hidrojen atomunun Bohr modeline uygulayalım. Hidrojen atomunun Bohr modelini gösterimi işte burada. Negatif yüklü elektronun çekirdeğin dışındaki yörüngede sürekli hareket halinde olduğunu biliyoruz. Aynı güneş sisteminde olduğu gibi. Diyelim ki bu elektron bu yönde belirli bir hızla hareket ediyor. Bohr modeli çekirdeğin dışındaki katmanların enerjilerinin belirli değerlerde olduğunu anlamamız için oldukça kullanışlıdır. Buradaki modelde elektron temel halde yani birinci enerji seviyesinde. Bu çemberin yarı çapı bize birinci enerji seviyesinin yarı çapını verir. Bu da 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metredir. Eğer bu çemberin çapını belirlemek istersek de yarı çapı 2 ile çarpmamız gerekir. 2 çarpı 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11. Bu durumda çemberin çapı 1,06 çarpı 10 üzeri eksi 10 metre olur. Bohr modeline göre hidrojenin elektronunun temel halde bulunduğu durumda atomun çapı yaklaşık olarak 1,06 çarpı 10 üzeri eksi 10 metredir. Bunun yanı sıra hızı bulmak için de birkaç hesaplama yapıp buraya yazmıştık. Bohr modelinde temel enerji seviyesinde yani birinci enerji seviyesinde bulunan hidrojen elektronun hızı da 2,2 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye. Elektron kütlesinde bildiğimize göre Çizgisel momentumunu hesaplayabiliriz. Çizgisel momentum P, kütle ile hızın çarpımına eşittir. Bu hız değerinde %10 belirsizlik olduğunu düşünelim. %10 belirsizlik. Belirsizliği ondalık değerliğe çevirmek istersek onu yüze bölmeliyiz. Bu durumda %10, 0,1'e eşit olur. 0,1 Şimdi bu elektronun momentumundaki belirsizliğini hesaplamak istiyorum. Bu taneciğin momentumundaki belirsizlik. Hatırlayalım. Momentum kütlesiyle hızının çarpımına eşitti. Momentumdaki belirsizliği bulmak için ise bunları bir de 0,1 ile çarpmam gerekir. Hesaplamalarımızı yapalım. Elektronun kütlesi 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31. Elektronun hızı 2,2 çarpı 10 üzeri 6. Belirsizlik %10 olduğuna göre Bunları bir de 0,10'da ile çarpmalıyız. Şimdi bu değerleri çarpalım. Tüm değerleri çarpmalıyız. Elektronun kütlesi 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31. Bunu hızıyla çarpalım. 2,2 çarpı 10 üzeri 6. Belirsizlik %10'du. Çarpı 0,1. Bulduğumuz sonuç 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 25. Momentumdaki belirsizlik 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 25. Birimini de belirleyelim. Kütlenin birimi kilogram, hızın birimi metre bölü saniye olduğuna göre, momentumdaki belirsizliğin birimi kilogram çarpı metre bölü saniye olur. Bu elektronumuzun momentumundaki belirsizlik. Şimdi bu değeri belirsizlik ilkemizdeki yerine koyalım. Elektron konumundaki belirsizlik çarpı momentumundaki belirsizlik büyük eşit. Planck sabitinin 4 pi'ye bölümüne. Biraz önce belirlediğimiz momentumdaki belirsizlik değerini formüldeki yerine koyalım. Hidrojen atomunun bir elektronunun temel haldeki konumundaki belirsizlik çarpı 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 25. Bu çarpım Planck sabiti olan 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 bölü 4 pi değerine eşit ya da büyük olmalı. Buradan konumundaki belirsizliği hesaplayabiliriz. Delta x büyük eşit. Hesaplayalım şimdi. Planck sabiti 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 bölü 4. Bunu pi'ye de bölelim. Bulduğumuz yeri de momentumdaki belirsizliğe bölmeliyiz. 2,0 çarpı 10 üzeri eksi 25. Buradaki sonucu 2,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 buluruz. Yani elektron konumundaki belirsizlik 2,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit ya da büyük olmalı. Birimi de metredir. Elektron konumundaki belirsizlik 2,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit ya da bu değerden büyüktür. Şimdi hidrojenin atom modeline bakalım. Bulduğumuz 2,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 değeri hidrojenin atom çapından daha büyük çıktı. Yani konumdaki belirsizlik Bohr modeline göre hidrojen atomunun çapından daha fazla. Bu da Bohr modelinin yanlış olduğunu belirtir. Bohr modeli elektronun çekirdekten belirli uzaklıktaki bir yörüngede belirli bir hızla hareket ettiğini varsayıyordu. Belirsizlik ilkesi de bunun doğru olmadığını söylüyor. Bohr modeline göre elektronun hızını tam olarak bildiğimizde konumunu belirleyemedik. Elektronun konumu atomun çapından daha büyük çıktı. Aslına bakarsanız elektronun konumu yerine elektronun konumundaki belirsizlik çaptan büyük çıktı demeliydim. Bu da Bohr modelinin yanlışlıklarından biri. Ama şunu tekrar söylemek isterim. Bohr modelini hala kullanıyoruz. Bu model kimyayı yeni öğrenmeye başlayanlar için basit ve anlaşılır bir model. Belirsizlik ilkesi bizim algılamamız için biraz zor bir kavram. Çünkü günlük hayatımızda karşılaşamayacağımız bir durumu açıklıyor. Örneğin Elektrondan çok çok büyük bir parçacık olsun. Gerçekte gözümüzle görebileceğimiz kadar büyük bir parçacık. Bu durumda kütlesi de elektrona göre oldukça fazla olacak. Bu parçacığın belirli bir hızla hareket ettiğini düşünelim. Esasen bu büyük parçacığın hem hızını hem de konumunu aynı anda duyarlı bir şekilde ölçebiliriz. Tabii ki hızını ve momentumunu da duyarlı bir şekilde ölçebiliriz. Örneğin bu büyük parçacık bir uzay mekiği olsun. Bu durumda klasik fizik kanunları kesin sonuç verir. Uzay mekiğinin kütlesini ve hızını duyarlı bir şekilde hesaplayabileceğimiz gibi, belirli bir süre sonra hangi yörünge koordinatlarının yerleşeceğini de hassas bir şekilde belirleyebiliriz. Ancak belirsizlik ilkesinin uygulamasında da gördüğünüz gibi, elektron gibi çok çok küçük taneciklerde aynı anda aynı duyarlılıkla konumunu ve hızını belirleyemiyoruz belirsizlik ilkesi formülüne başka değerler koyarak hesaplama yapabilirsiniz. Örneğin elektronun kütlesi olan 9,11 çarpı 10 üzeri eksi 31 yerine 9 kilogram alırsanız, buraya da bir hız değeri yazar ve konumdaki belirsizliği bulursanız bu değerin oldukça küçük çıkacağını bulursunuz. Bu kavramları ancak atomik boyutta düşünürseniz anlayabilirsiniz. Bu nedenle bu kavramlar anlaşılması oldukça zor kavramlar. Kuantum mekaniği de aynı şekilde aslında. İlk başta anlaşılması oldukça zordur. Çünkü günlük hayatımızda karşılaştığımız ya da deneyimlediğimiz kavramlar değil bunlar. Burada yaptıklarımız atomik boyutta bir uygulamadan ibaretti. Şöyle bir özetlersek bu videoda belirsizlik ilkesinden söz ettik. Bundan sonraki videolarda kuantum mekaniğinin elektronları ve atomları nasıl etkilediği ile ilgili daha öğreneceğimiz pek çok şey var.